Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hem çok kolay hem de çok tatlı, çabuk ilerleyen güzel bir model hazırladım. Yapılışını anlatacağım. Şöyle pembe renginde bebe yünü kullanacağım. 3,5 numarada şiş kullanacağım. Hemen modelimizin İlmeklerimi yapılışına attım, geçelim. hazırladım arkadaşlar. Her bir desenimizi 11 ve 11'in katları artı bir ilmek atıyoruz. 11, 11, 11 diye gidiyor. Daha sonra bir tane de fazla. Ben şöyle iki tane modelden anlatacağım sizler için. Sizler ne örecekseniz ona göre ilmeklerinizin katlarını ayarlayabilirsiniz. Bu modelde arkadaşlar lastik örmüyoruz. Kendinden desenli. Alt tarafı şekillenerek gittiği için gerçekten çok şık bir model anlatacağım. Hem çok güzel hem de çok kolay. Hemen başlayalım. Bakın sadece ilmek attım, çevirdim. Bir sıra bütün ilmeklerimizi düz örüyoruz. Bütün ilmeklerimizi düz. Sıramızın sonuna kadar bu şekilde devam edeceğiz. Ters, pardon. Şöyle göstereyim. Bütün ilmeklerimizi bu şekilde ters örüyoruz. Çeviriyorum. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Hepsi düz. Düz ördüm. Çeviriyorum. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Bir kez arttırdım. Bir tane düz ördüm. Bir kez arttırdım. Bir tane daha düz ördüm. 2, 4, 5 tane oldu arkadaşlar. Bakın. Şimdi 6 tane ilmeğimizin içinden 2 kez dolayıp alıyoruz. 1, 2 çıkarttım. 1, 2 çıkarttım. 1, 2 çıkarttım. Tekrar alacağım. 3 oldu. 4, 5, 6. 6 ilmeğimizin içinden çift ilmek çıkarttık. Şimdi bir tane düz örüyorum. Bir tane arttırıyorum. 2. Bir tane düz örüyorum. Bir tane arttırıyorum. Bakın. Bir düz ördüm. Bir arttırdım. 2. Bir düz ördüm. Bir arttırdım. 4. 5. 6.'yı arttırdım. 7. düz. 8'i arttırdım. 9. düz. Düzle başladım. Çiftten sonra bir düz, bir arttırma bu şekilde düzle de bitirdim. Hepsi 9 tane oldu. Yine 6 tane ilmeğimin içinden çift çıkartıyorum. 1 2 3 4 5 6 6 tane çift çıkarttım. Bakın 3 kaldı. Bu şekilde aralar devam edecek.
9 tane, altısı çift. Bu şekilde. Şimdi kenara geldiğimizde de yine 5 tane ilmek olacak. Birini önce düz ördüm. Bir kez arttırdım 2. Bir kez düz ördüm 3. Bir kez arttırdım 4. Kenarı ördüm 5. 5 burada, 5 burada oldu. Şimdi çeviriyorum örgümü. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Şu şekilde ipimi öne verdim. Kenardaki 5 ilmeğimi çifte kadar ters ördüm. 2 4 5 kenarla beraber. Şimdi bakın burada çift doladığım var. İpim yine benden tarafı öne verdim. Bunları açıyorum. 1 ikinciyi açtım. 3. ilmeğimi açtım. Örmeden diğer şişimi aktardım. 4 5 ve 6. Burada 9 tane ilmeğim var. Ördüklerim ve arttırdıklarım. Bu 9 tane ilmeğimi örüyorum. Çifte geldim. İpim yine benden tarafa 1 2 3 4 5 6. Kenardaki 5 tane ilmeğimi ters ördüm. Ve kenar ilmek, ister kenarı düz örelim fark etmez. Şöyle çeviriyorum arkadaşlar. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Buradaki açtığım ilmeklere kadar 5 tane ilmeğim vardı. Kenarda düz örüyorum. 2 4 5 kenarda beraber bakın. Daha sonrasında bu açtığım 6 tane ilmeğimi 1 2 3 zaten belli. 6. Şöyle 6'sını birden alıyorum. Bakın. Önce düz örüyorum fakat şişimden çıkartmıyorum. Şişimden çıkartmadan bakın tekrar şu şekilde içten bu tarafa doğru girdim. Bunu da bu şekilde bu taraftan düz örüyorum. Bu şekilde çıkartıyorum. Bakın. 9 tane düz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Burada 6 tane ilmeğim var. 2 4 5 6. Bakın. Bu 6 tane ilmeğimi önce normal düz örüyorum. Şöyle hepsini düz alıyorum. Takıldı. Bir tanesi takıldı. Düz örüyorum. Daha sonra bu şekilde tekrar şişimden çıkartmadan bir kez daha düz ördüm ve şişimden çıkartıyorum. Kenardaki ilmeklerimi 5 tane düz örüyorum. Şöyle bakın görüntümüz. Çok güzel arkadaşlar. Çok da kolay. Şimdi çeviriyorum. Örgümü çevirdim. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi sıramın sonuna kadar hepsini ters örüyorum. İp benden yanına. Hepsini ters örüp sıra sonuna gidiyorum. Çeviriyorum. Devam ediyorum. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi düz örüyorum.
çeviriyorum. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. İpi öne verdim. Bütün ilmeklerimi de ters örüyorum. Çeviriyorum. Buraya kadar bir desen döktük arkadaşlar. Şimdi tekrar başlıyoruz. Bakın, baştaki ilmeğimi örmeden aldım. İpimi öne verdim. Ters örüyorum. Bütün ilmeklerimi ters örüp sıranın başına geldim. Son ilmeğimi de ördüm. Çeviriyorum. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım ve bu sırada da bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Sıra başına kadar hepsini düz örüyorum. Hepsi düz. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi düz ördüm. Çeviriyorum. Bakın, tırtıklarımız oldu. Şimdi şöyle modeli bir sıra daha dökmesini göstereyim. Hemen bir sıra daha anlatalım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Ne yapıyorduk arkadaşlar? Bakın, şu tırtıklı yaptıktan sonra buradan izleyerek devamını tekrar edeceğiz. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım, bir kez arttırdım, bir kez ördüm, bir kez arttırdım, bir kez ördüm. 2 4 5 tane oldu kenarda. Şimdi 6 tane ilmeğimi çift alacağım. 1 2 doladım, birinciyi aldım. 1 2 doladım, ikinciyi aldım. 1 2 doladım. Üçüncüyü aldım. 4 5 ve 6. 6 tane çiftimi ördüm. Bir tane düz örüyorum. 1 arttırdım, 2. 3. düz. 4.'yü arttır. 5. düz. 6.'yı arttır. 7. düz. 8'i arttırdık. 9.'yu düz ördük. Aralarda 9 tane ilmek oluyor. Bu kenar ilmekleri 5. Bu şekilde dökeceğiz. Şimdi çift dolayacağız arkadaşlar. Şöyle 1 6 tane. 2 3 4 5 ve 6. Kenarda yine 5 tane olacak. Bakın, 3 ilmeğimiz kaldı. 1 tane düz, 1 tane arttırdım, 2 oldu. 1 tane düz, 3 arttırdım, 4 oldu ve kenar ilmek. Hep bu şekilde devam edeceğiz. Zaten izleyerek arkadaşlar, bir kez daha geriye alıp izlediğiniz zaman modeli rahat dökebilirsiniz. 2-3 modelden sonra tamamen aklınıza girecektir model. Çok güzel oluyor. Büyük parçada ördüm, denedim, muhteşem oldu. Onu da gösterelim. Daha sonra videomuzu sonlandıralım. Evet, 3 tane desenden de şöyle büyük bir parça örüp hazırlamıştım. Bunu da hemen göstereyim. Çok güzel bir model. Anne yeleklerinde, kız çocuklarında örebileceğiniz muhteşem bir model arkadaşlar. Lastik örmenize de gerek yok. Bakın, kendinden desenli çok güzel bir model. Umarım beğenmişsinizdir. Benle beraber başlar örersiniz. Beğendiyseniz beğeni yapmayı, yorum yapmayı unutmayın. Hepinize çok teşekkür ederim. Başka videolarımızda görüşmek üzere inşallah. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.